Depreme ağır kış şartlarının yaşandığı günlerde yakalandık. Buna rağmen devlet ve millet olarak felaket haberini alır almaz yıkımın ve kışın zorluklarını aşarak deprem bölgesine koştuk. Bakanlarımız felaketten birkaç saat sonra depremin vurduğu şehirlerimize ulaşarak çalışmaları koordine etmeye başladı bölgedeki idari kapasiteyi diğer şehirlerden mülki idare amirlerimizle sahada görev yapan birimlerin personelleriyle destekledik. Afattan madencilerimize kadar ülkemizdeki tüm arama kurtarma ekiplerini uluslararası yardım çağrımıza binaen 90 ülkeden gelen arama kurtarma ekiplerini tüm ekipman ve personelleriyle belediyelerimizi, askerlerimizi, polislerimizi, jandarmalarımızı, bekçilerimizi, sağlıkçılarımızı, karayolcularımızı, ormancılarımızı, desteğicilerimizi, sivil toplum kuruluşlarımızı ve gönüllülerimizi velhasıl böyle bir felakette ihtiyaç duyulacak kim varsa herkesi bölgeye yönlendirdik. Sadece arama-kurtarma ekibi olarak 35 bini e aşkın personeli bölgeye yönlendirdik. Yardım ve destek ekipleriyle 272 bin kamu görevlimiz gönüllü vatandaşlarımızı da eklediğimizde yaklaşık yarım milyon insanımız deprem zedelerimizin imdadına koştu. Her sınıftan 18 bin iş makinasıyla lojistik hizmetlerinde çalışan on binlerce kamyon ve tırıyla acil ihtiyaçları karşılayacak her türlü malzemesiyle ülkemizin ve milletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Ancak yıkım öylesine büyüktü ki her binaya tek bir arama kurtarma personeli bile göndersek aynı anda Hepsine yetişebilmek mümkün değildi. Halbuki öyle yerler vardır ki yüzlerce arama kurtarma personelinin birlikte çalışması gerekiyordu. Türkiye bu depremde dünyada bugüne kadar görülen en büyük arama kurtarma ekibini bir araya getirmiştir. Çalışmaların bu kadar kısa sürede tamamlanabilmesini de buna borçluyuz. Buna rağmen yıkıntılar altında kalan vatandaşlarımız ve onların yakınları serzenişlerinde sonuna kadar haklıdır. Hepsinin de acılarını yürekten paylaşıyor, kollarımızı ve kalbimizi sonuna kadar kendilerine açıyoruz. Bu vesileyle bir kez daha depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın her birine Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına bas sağlığı ve sabır diliyorum.